Efendim, Polonya'da genel seçimleri 2 hafta kala hükümet protesto edildi. Polonya'da olması tabii bazen alışık olmadığımız ülkelerde bir takım protesto olur olunca şaşırıyoruz. Ana muhalefet partisi lideri ve eski başbakan Tusk'un çağrısıyla bir araya geldi göstericiler. Demokrasi ve değişim istiyoruz dediler. Polonya'da on binlerce kişi, ülkenin en büyük muhalefet partisi, sivil platformun lideri ve eski başbakan Donald Tusk'un çağrısıyla toplandı. Başkent Varşova'da muhalefet yürüyüşü düzenlendi. Demokrasi. 15 Ekim'de düzenlenecek seçimlerden önce yapılan etkinliğe 1 milyon kalbin yürüyüşü adı verildi. Ülkede son yılların en büyük siyasi protestosu olarak kabul edilen gösteriye katılanlar demokrasi talebinde bulundu. Göstericiler değişim ve hukuk çağrısı yaptı. Gösteride konuşan Tusk, değişimin kaçınılmaz olduğunu söyledi. Yürüyüşün yeniden doğuşun bir sembolü olduğunu belirterek katılanlara teşekkür etti. İktidardaki Hukuk ve Adalet Partisi, AB tarafından hukukun üstünlüğü ilkesine ihlal etmekle suçlanıyor. AB 2021 yılında Varşova hükümetinin yargı reformuyla AB hukukunu ihlal ettiğine hükmetmiş, Polonya'ya günlük 1 milyon euro para cezası vermişti. Bu, AB tarihinin en büyük para cezası olarak tarihe geçmişti. Tusk önderliğinde bir önceki yürüyüş 4 Haziran'da yine Varşova'da yapılmış ve 500 binden fazla kişi katılmıştı.